İzmir'in tanınmış siyasetçisi ve iş adamı Necip Kalkan, 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için sokağa çıktı ve vatandaşlarla yüz yüze anket yaptı. Benim gibi halkın arasından yetişmiş, halkla beraber olmayı taahhüt eden, sizin gelip soran, benim havamda bir adamın milletvekili olmasını ister misiniz? Önce sana soruyorum. Tabii ki siz başkanım. İster misiniz? İster misiniz? İster misiniz? Ben de size söz veriyorum, bugün nasıl ayağınıza geldim ise, Cenab-ı Allah bize bu görevi verdikten sonra da ayağınıza gelip dertlerinizi dinlemeye söz veriyorum. İzmir Ticaret Odası ve Kalkınma Ajansı eski başkanı, tekstil mühendisi Necip Kalkan, AK Parti'den aday olmak için yola çıkmadan önce İzmirlilerin onayını almak istedi. Kolay gelsin beyler. Lezzet düşünüyor mu? Necip Kalkan. İki ay önce yarım aday esnafıyla görüşen Necip Kalkan, bu kez Buca Pazar Yeri ve Forbes Caddesi esnafıyla buluşarak onlara "Beni İzmir milletvekili olarak görmek istiyor musunuz?" diye sordu. AK Parti İzmir milletvekili adayı. Buca'nın ardından diğer ilçelerin esnaflarıyla görüşerek adaylık için kararını vereceğini belirten Kalkan, en büyük ve en doğru anket yüz yüze olan ankettir. Çünkü insanlar gözümüzün içine bakıyor ve bizi samimiyet testinden geçiriyor. Bu nedenle sokaklardayız dedi. İzmir'in ünlü siyasetçisi Necip Kalkan burada. Özellikle hanımların yoğun ilgisiyle birlikte esnafı dolaşıyor. Hayırdır Necip Bey? Yeni bir tur, yeni bir seçim öncesi. Evet, şimdi seçim kampanyasını halkın arasından dolaşarak bahçeden ilk aday benim. Çünkü bu işin anahtarı halk. Halktan oy alamazsan hiçbir şey hava alırsın. Biz hava almayalım diye, halktan oy alalım diye halkın ayağına geldik. Öncelikle bayanlarımızdan, sonra sokak sokak, caddede, dükkan dükkan dolaşıp esnafımızdan oy istiyoruz. Oy istemiyoruz da soruyoruz. Bizim tipimizde halkın arasından yetişmiş bir insanın milletvekili olmasını ister misiniz, istemez misiniz diye soruyoruz. Aldığımız cevap bizi tatmin ediyor sağ olsunlar. Genelde insanlar milletvekillerinin adını duyar, kendi yüzünü göremez. Bizim adımız hem duyulacak hem de vatandaş yüzümüzü görecek. Bu Buca'da bir isim var, Işılay Saygın. Sorun bakalım, adını bilmeyen bir Allah'ın kulu var mı? İşte bizim milletvekilliği tarifimizde sokaktaki insanın, dükkandaki esnafın, hastanedeki çalışanın, yatanı hastanın dahi bilecek milletvekili kavramını ortaya koymak. Bu yüzden otellerden değil, davetlerden değil, halkın arasından, esnaf dükkanından ve pazardan başladık. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşallah yolumuz açık olur. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Yıllardır her zaman vatandaşların ayağına giderek sevinçli ve üzüntülü günlerinde yanlarında olduğunu belirten Kalkan, milletvekili olacaksam da millete gidip sormam gerektiği için bugün bir kez daha onların yanındayım diye konuştu. Babacığım fotoğrafın çok güzel, bende de var. Hayırlı olsun. Sağ ol. Eskirim var eski. Eskirim var eski. Kolay gelsin. Sağ ol.